Duymadık demin. Sanat filmi sevenler, action sevenler, Spielbergçiler, Fellini'ciler, pelikül düşlerde gerçeği arayanlar, duyduk duymadık demeyin. Filmi lütfen mısırsız izleyin. Projektör başlıyor. Önce ödülsüz sorumuz. Bölüm sonuna kadar size süre. Çabuk davranın. Hadi, hadi. Hollywood'un en uzun bacaklı aktrisi kimdir? Ne bakıyorsun be? Sopaya çekiyoruz. A. Kira Knightley, B. Rene Russo, C. Sarah Jessica Parker. Ne? Allah! Cevap verin! Tüm zamanların en iyi filmi seçilen Yurttaş Kane'in yaratıcısı Orson Welles ne demiş? En tepede başladım, çalışarak aşağıya indim. Doğru söze ne denir? En azından adam kendini biliyormuş. Bizimkiler gibi kendi çektikleri kötü filmlerini pohpohlamıyorlar. Canı yoldaşlarım, geldim! Sinemayı niçin bu kadar çok seviyoruz? Film seyrederken hayallere dalıp günlük sorunları unuttuğumuz için, Hale Soygazi gibi dehşet verici bir güzelliği tanıma fırsatı bulduğumuz için. Yani bana aşık olduğunuzu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Rica ederim. Charlie'nin Meleklerinde her zevke hitap eden bayanları bir arada görebildiğimiz için. Çıldıracağım be. Oynatacağım be. Ateş bastır lan. Of lan. Of be. Belki bilmiyorsunuzdur, Truman Show'un setinde Jim Carrey'nin önceki filmleri hakkında dalga geçip Jim Carrey'nin moralini bozmak yasakmış. Hatta bu yüzden birkaç kişi işten atılmış. Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Sarışın afet Charlize Theron bankada kuyrukta sıra beklerken ünlü menajer John Cosby tarafından sıra dışı güzelliği sayesinde keşfedilmiş. Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz bembeyaz rüyalar getirdin. Antonio Banderas bir aralar ulusumuzun yüce kurucusu Atatürk'ü canlandıracakken dünya çapında ölüm tehditleri aldığı için projeden vazgeçtiğini açıklamıştı. Süremiz doldu. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. Tabii hatırladıysanız. Müptelası olduğunuz bağımlılık yaratan projektör bitti. Borcunuz parayla ölçülemez. Sağ ol amca. Bir gün öderim borcumu sana. Ama alkışlarınız bize yeter. Kalpten kalbe atmışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Sağ olun efendim, sağ olun teveccühünüz.